Sayman Şerbe'ye koydu. Şiddetli bir öksürüğe tutulduğu için son günlerde sıkı kan yağı da kalmış. Bu yüzden adamcağız da alkol suya yıkaması başlamış. Çok yaşayacağını zannetmem. Bir güne kalmaz ölür. Ölür! 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 Meslektaşları da doktorlardan duyduklarından hareketle adamın bir güne kalmadan öleceğini bilmiş. Bu duruma göre onun yerine ben saymanlanacağım demektir. Onun makamına beni geçirecekleri lafı çoktandır ortalıkta dolaşıyor zaten. Thank you.
benim yerime geliyordur. Belki de beni terfi ettirecekler. Thank you.
sütlü kaynak içmeyi sürdürüyor. 3 güne kalmaz, ölür, ölür. Eğer ölürse gerinin bana kalacağı kesin. Thank you.
olay var komiserim. Şuradan geçiyor. Kimseye bir zararı yok. Alışveriş yapıyor. İşte şu alçak köpek durup dururken hırlamaya başladı. Hoş, hoş diyor takasını edecek. Kocamı yapmıştı. Ayağımı ettirdim. Bu sefer de parmağımı kaptı komiser. Kovaladım. Tam kıskıvrak çakaladım derken yine kaçtı. Başlayın dedi. Çalışamıyorum. Kuyumculuk ince bir zanaat. Belki de bir hafta parmağımı kımıldatamam ha? Tazminat ödesinler bana. Hayvanlar yüzümden zarar görmemize yasalar bile izin vermiyor. Önümüze çıkan her hayvan bizi ısıracaksa yaşamayalım day! Peki, söyleyin bakalım. Kimindir bu köpek? Bir işi yarım bırakmam ben. Hep üstüne giderim. Köpeğini böyle sokaklarda başıboş salmak ne demekmiş? Göstereceğim. Gösterecek. Kuralları takmıyor. Bu gibi bayların dikkatini çekmenin zamanı geldi. Geldi. Ben o alçağa bir ceza keseyim de köpeğini ve herhangi bir hayvanını böyle sokağa salmak ne demekmiş? Görsün! Görsün! Dünya kaç bucakmış? Anlasın o! Dürsün! Dürsün! Geldirin! 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 Buyurun komiserim! Bu köpek kimin? Hemen bul! Sonra tutanak tut! Köpek kimin? Hemen bulunsun! Sonra telef edilsin! Kuduzdur belki de. Sizlere soruyorum. Kimindir bu köpek? Belki de general Pişan'ı bu köpeğidir. Pelin kahvesi alacaktım. Dikkat dikkat. Kenar dünyada Kuduz salgını başladı. Salgının kenar dünyanın güney bölgesindeki erzak, gıda ve baharat pazarında çıkan kavgada iki karşıt grubun birbirini ısırması kaynaklı olduğu düşünülüyor. Artık yasalar kimsenin kimseyi ısırmasına izin vermiyor. Tekrar ediyorum, birbirini ısırmak yasaklanmıştır. Kenar dünyada Kuduz salgını başlamış. Bakarsınız hastalık bizim topraklarımıza da sıçrar. İşte siz o zaman görün o şalan makamları. Cengepo Kuduz'a yakalanıp da makamını bırakmak zorunda kalınca koltuğu benden başka kime kalacak ki? Ama işte adam yeni canlı. Bir türlü ölmek bilmiyor. Bana kalırsa bu kadar uzun yaşamak biraz ayıp karışıyor. Kimin bu köpek? Pirişal'ın köpeği. General Pirişal'ın köpeğini. Yaldırın! Yaldırın! Üzerimi çıkart! Havada arma sıcak. Yağmur yağacağına benziyor. Yalnız! Benim anlamadığım bir şey var. O köpek... Nasıl oldu da senin elini ısırdı? Ha? Gördüğün gibi. Ufacıcık bir hayvan. Oysa sen. Hı. Maşallah kadana gibi birisin. Parmağın erişi bilir mi? Bana öyle geliyor ki senin parmağın bir çiviye falan takıldı. Sonra yaralandı. Sen ne suçu bu köpekçiye attın? Ben. Senin gibileri iyi bilirim. Beni kandıramazsın. Komiserim bu herif muhakkak sigarasını alay olsun diye köpeğin suratında söndürmüştür. O da inayi değil de ısırıvermiştir parmağını. Hem ben bu herifi tanırım komiserim, işe yaramazın biridir. Sen neler diyorsun öyle bakalım ha? Gözünle görmediğin şey söylemez. Yakışır mı sana? Bay komiser, akıllı adam. Kimin tanrı huzurunda haklı, kimin yalancı olduğunu çok iyi anlar. Yalnız söylüyorsam gözüm çıksın. İsterseniz mahkeme verin beni ha? Yargıç yasaları böyle. Haklıyı ve
köpek General Grişanov'un köpeği olamaz. Onunkiler hep av köpeğidir. Av köpekleri de tuttu mu koparır. Bu adamın parmağı da kopmadığına göre bu köpek General Grişanov'un olamaz. Biliyor musun? Biliyorum komiserim. İyi biliyorsun. İyi biliyorum komiserim. Bir ansiklopedide okumuştum. Av köpeklerinin çenesi 3 ton basarmış. Evet. Ben de biliyorum. Generalin köpekleri hem cins hem de pahalı hayvanlardır. Oysa bu bir şeye benzemiyor. Ne tüyü tüy, ne görünüşü görünüş. Pis bir yaratık kısacası. Bu köpek güneyde ya da doğuda olsa ne yaparlardı biliyor musunuz? Orada yasaya masaya bakmazlar. Hemen gebertirlerdi. Hurri. Bu işten büyük zarar var. Peşini bırak. Bu gibi insanlara dersini vermek gerekiyor. Zaman çoktan geldi. Komiserim, belki de bu köpek General Grişanov'undur. Kimin olduğu anında yazılır ya. Hem geçenlerde generalin avlusunda aynı buna benzeyen bir köpek gördüm. Belki de general av köpekleri oynasın diye bunu satın almış olabilir. Kesin generalin köpeği. Ya! Demek öyle. General Grişanov'un köpeği. Yerdeler! Senin hemen üstümü geçin. Allah'ım Allah soğuk. Ya! Rüzgar insan iliklerine işliyor. Gel benim. Hemşerim. Hemen bu köpeği götür. Sahibine teslim. Emredersiniz. Benim sokakta bulduğumu söylersin. Baş üstüne. Bir daha da boşu bırakmasınlar. Emredersiniz. Cins bir köpeğe benziyor. Her önüne gelen köpeğin suratında sigara söndürürse hayvancağız buna nasıl dayanır? Köpek dediğin nazik bir yaratıktır. Sen de artık şu parmağını havada tutup durma. Parmağımda parmağım. Taktın parmağına. Aslında bütün suç sende. Artık yasalar kimsenin kimseyi ısırmasına izin vermiyor. Ya demek öyle.
Generalin kardeşi ziyarete geldiler. Neden bu olaydan hiç haberin yok? Konuk mu geldiler demiştiniz? Evet, bize kalıyorlar. Ya, demek kardeşini görecekleri gelmiş desenize. Demek bu köpek General Dirzal'ın kardeşinin köpeği. Hem de atik bir atik bir köpek bir sıçra işte herifin parmağını yutmuş. Şşşt! Sen niye titretmiyorsun bakayım? Seni gidi yaramaz seni. Seni gidi yaramaz. Yaramaz. Görürsün. Bir gün senin yuvanı yapacağım. Yapar. Hem benim kardeşimle canım. Unuttunuz mu? Bastık yasada. Kimsenin kimseyi sıkmasına izin verme. Thank you.
bıçağını görüp görmediğini sorar. Onu da bıçağını satın. Yerine güzel bir saat aldın. Asker saati görmek ister. Ve şöyle der. Güzel, yarın buraya gelirler, beni öldürürler, annemi öldürürler, kız kardeşine tecavüz ederler. Sen de kuzey saatiyle saatin kaç olduğunu söylersin der. Der! Kuzeyli, güneyli, bir de bizim batılı. Bir adada mahzun kalmış. Her gün balık pişiriyorlarmış. Bir gün altın renginde bir balık tutmuşlar. Gül! Gül! Thank you.
ziyafet hazır olun. Karın, nefis börekler yapar. Katya, gel de misafirlere bize yardımcı ol tatlım. Tabur görüşe hazırdır, komutanım. Katya? Katya? Nerede bu kadın? Katya, hadi tatlım. Gel de misafirlerimize yardımcı ol, hadi. Bakın, Çivi'de kimin şapkası var? Müdürün şapkası. O da mı gelmiş buraya? Gelmiş, gelmiş. Evci, o da burada. Katya'yla baş başa vermişler. Arkadaşlar, gidelim. Meyhanelerin birinde biraz vakit geçirin. Bizimkinin gitmesini bekleriz. Seni, burası niçin kızarmış kazmak ya? Biliyor musun? Ha? Bizim büyük kaz içeride oturuyordu. Ondan. Gel! Anladım. O ne yapıyor ki burada? Hemen gider mi dersiniz? Gider, gider. İki saatten fazla kalmaz. Biz önce meyhanenin birine gidip biraz vakit geçiriz. Kaç alanıyla içi bir yol yaparız. Hem karnımız daha çok açık boş olur. Ardından da sıcak sıcak börekler. Karnımın börekleri gibi. Bir de daha da zor başlayacak ki. Bu iş tamam. Dikkat dikkat! Kenar dünyada başlayan kuduz salgını ülkemiz sınırlarına yaklaşmaya başladı. Sinek gibi insan ölüyor. Artık yasalar kimsenin kimseyi ısırmasına izin vermiyor. Tekrar ediyorum. Birbirini ısırmak kesinlikle yasaklanmıştır. Sinek gibi insan ölüyormuş. Strutchkov üzüntüsünden biberli vodka içiyor. Çerdiyakov da korkusundan biberli vodka içiyor. Bu yaştaki birine biberli vodka'nın etkiyi tükeni pek sanmıyorum. Eğer ölürse sayman olacağım demektir. %100! Bugün işler biraz ters gidiyor. Yine ne var? Böylesine çirkin bir adamın bu kadar güzel bir kadın olsun. Öyledir beyefendi. Aptallar şanslı olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar, biraz daha açık vakit geçirelim. Fazla kalmaz. Silesyon güçlü adamdır. Bir saat bile oturmadan çıkar. Thank you.
geçtiğini ben de biliyorum. Ama karnım çok aç. Şu an karşımda sizi görüyorum.
Zararı yok. Zararı? Yok. Affınıza sığınıyorum efendim. Hoş görün bu hareketimi. Ben böyle olmasını istemezdim. Lütfen oturunuz. Rahat bırakın da piyesi seyredin. Beni niçin kabul etmediniz? Benden nefret ettiğinizden korkuyorum. Her gece rüyamda bana bakıp beni tanımadığınızı görüyorum. Ah bilseydiniz. Geldim gelelim buna dolaşıp durdum. Yine başladınız. Ziyanı yok. Böylelikle ferahlıyorum. İki senedir hiç ağlamadım. İçim ferah. Görüyorsunuz artık ağlamıyorum. Yapayalnız. Kimse beni sevmiyor. Sanki karanlık bir mahzene kapatılmışım gibi görüyor. Yazdıklarımın hepsi kuru, soğuk, anlamsız şey. Burada kalırım. Size yalvarırım. Sizinle gelmeme müsaade edin. Yine lütfen. Gitmeliyim. Arabam bahçe kapısının önünde bekliyor. Benimle gelmenize gerek yok. Yalnız. Öyle yorgunum ki dinlenmek, istirahat etmek istiyorum. Bir martıyım. Unutmuşmuş. Ama gözleri sessiz de parlıyor. Benimle konuşmak bile istemiyorum. Biraz daha kalırız. Hayır. Eskiden her şey ne kadar iyiydi Kostya. Hatırlıyor musunuz?
kadar berrak, sıcak, neşeli ve temiz bir hayattı o. Duygular, narin ve zarif çiçeklere benzeyen duygular. Ama artık soğuk. Her yer soğuk. Boşluk. Her yer boşluk. Korku, her yer korku. Tüm insanların vücutları toza dönüştü. Ve sonsuz madde onları taşa, suya, buluta çevirdi. Ve hepsinin ruhu tek bir ruhla birleşti. O benim. Ben. Sülüklerin en değersizinin ruhu da bendir. Ve ben her şeyi anımsıyor. Bütün hayatları yeniden yaşıyorum kendim. Thank you.
yaptılar biliyor musunuz? Bir general karısının teyzesinden gelen tavsiye mektubu üzerine benim yerime böyle bir dalkavuk saymadım. Koniko, gastritine karşı sütlüğünü içmeni söyledim. Denemeli mi? Ne yapmalı? Festivalin
sebebiyle hem de sizlerle buluşturmak açısından çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz bugün içerisinde. Bu hikaye aslında bizim şu anda 4. sınıfımız olan üçlerle pandemi öncesinde başladığımız bir çalışmaydı. Fakat süreç içerisinde büyüdük, böyle bir koca bir ekip haline geldik. Özellikle 4. sınıflarımızın açılış oyunumuzdaki hastalık hastası ve bu oyundaki göstermiş oldukları yüksek azim için çok teşekkür ederim. Teşekkür edeceğim bu kadar çok kişi var ki sizleri gerçekten biraz daha tutacağız burada.
Çünkü bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen çok fazla sayıda arkadaşımız var. Ben biraz daha şöyle geriye giderek bu oyunun sahnelenmesinde sadece konservatuvarımızın kadrosu, aynı zamanda hocam da biraz önce ifade etti. Goyen Devlet Tiyatrosu'nun da büyük desteğini alıyoruz. Gerek eğitim öğretim aşamasında, gerekse oyunların sahnelenmesi aşamasında. Başta tiyatro müdürümüz Yaşar Özboz hocamız olmak üzere. Yine açılış oyununun yönetmeni Yiğit Gümüşada hocamız olmak üzere. Yine Mustafa Uzman arkadaşımız, kardeşimiz olmak üzere. Onların emekleri çok kıymetli. Bir araya geldiğimizde gördüğümüz sahnedeki gücü oluşturabiliyoruz. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Ana sanatlarımızın kıymetli Tapet Miktar Soneli, yine çok özverili ve sahi kavramının son derece üzerine çıkarak hafta sonu demeden, 8-5 demeden çalışan Tapet Miktar Soneli, onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Konservatuvarımızın güvenlik birimindeki arkadaşlarımızdan, hizmetli aşamasındaki kalemizdeki arkadaşlarımızdan, muhasebe, konservatuvar sekreterliği ve yönetimine kadar arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yine izin verirseniz onları da tek tek buraya çağıracağız ama süreç aksamasının düşüncesiyle öncelikle hocamıza plaketini takdim edelim. Thank you.
sizlere yine ayrıca bizleri yalnız bırakmadığınız için yine yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah sağlık, sıhhat yine 9. kez buluşmak üzere. Yine burada buluşmak üzere.